Şimdi sihir tedavi edilmezse ne olur? Şimdi genital sihirleri ayrı tutuyorum, onu konuşacağız şimdi. Diğer genital sihir hariç, diğer sihir tiplerinde eğer tedavi edilmezse ne olur? Bir kere bir iki sihiriniz yüzlerce sihire dönüşebiliyor. Ve bunu kaç tarafa, başka birine bulaştırabiliyorsunuz? Bir kere sihirli birisi olarak, yani görünen bölgedeyse eğer bu sihirler, bir hoş değil. Hem sizi toplumdan uzaklaştırabilir, hem bir sosyal fobi yaratabilir sizde, hem de karşı tarafın sizden tiksinmesini ya da uzaklaşmasına neden olabilir. Bir de sonuçta sosyal bir varlıksınız, tokalaşıyorsunuz, hani sosyal bir faaliyette bulunuyorsunuz. Karşı tarafa bulaştırabilirsiniz sihirleri. Bu açıdan hani sakıncalı. Asıl genital sihirlerde problem şu: genital sihirler, onları oluşturan virüsün tipleri farklıdır. Genital sihirlerin özellikle kadınlarda ileride rahim ağzı kanseri dediğimiz bu serviks kanserine neden olduğu ispatlanmış durumda ve bu %100 oranında sebep oldukları biliniyor. Erkeklerde bu oran daha düşük. Erkeklerde de eğer genital bölgedeki sihirler kanseri yapabiliyor ama çok daha düşük ihtimalle yapabiliyor. Kadınlarda %100 rahim ağzı kanseri yapıyorlar. O yüzden eğer ki bir kadına bulaştıysa genital sihir, mutlaka 6 ayda bir kadın doğumcusuna gidip sinir testi gibi bir takım testlerle bunun takip edilmesinde fayda var. Çünkü eğer ki bir kansere doğru ya da kötüye doğru bir gidişat varsa erkenden bir müdahale edip onun önünü kesmekte hastanın ileriki sağlığı, ileriki hayatı açısından fayda var.